Şu anda Chicago'daki Terra Amerikan Sanatı Vakfı'nda bulunan ve oldukça tehditkar görünen bir tabloyu inceliyoruz. Bu George Tucker tarafından yapılmış bir tablo ve ismi Otoyol. Tablo, Amerika Birleşik Devletleri'nde ulaşımın büyük ölçüde değiştiği döneme denk gelen 1953 yılında yapılmış. Tablo, otomobillere odaklanıyor. Otomobil, 1940'ların sonu, 1950'lerin başında gittikçe yaygınlaşmaya başlamıştı. O dönemde pek çok insan araba alıyordu. Bu tabloda da gördüğümüz gibi insanlar o dönemde arabaları tek başlarına sürüyordu. Arabayı başkalarıyla paylaşmıyorlardı. Yani bu insanların tablodaki stil sahibi arabaların tekerlerini kontrol eden, izole, birbirinden soyutlanmış bireyler olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu insanların her biri kendilerini nasıl soyutladıklarına dair bir ipucu veriyor. Aslında kendi hayal kırıklıklarının bir uzantısı haline gelmiş makinelerin içerisinde yol aldıklarını söyleyebiliriz. Bence otomobilleri genelde açık yol idealiyle özdeşleştiriyoruz. Ancak Tucker bu tablosuyla bu algıyı tamamen yerle bir ediyor. Fark ettiyseniz Taberaların, arabaların ve arabaların arkasındaki barikatların ötesinde ne olduğunu göremiyoruz. Tabloda uzak kısımları göremiyoruz. Burada açık bir yoldan söz etmemiz mümkün değil. Tablodan arabanın içerisinde olduğumuz ve barikatların ötesini göremediğimiz izlenimini alıyorum. Tabloya baktığımızda uzaktaki tuğla bir binanın üstünü ve petrol tankı olduğunu tahmin ettiğim yapıları biraz da olsa görebiliyoruz. Ayrıca tabloda resmedilen insanların da birbirine bakmadığını ekleyelim. Trafiği yönlendiren ve ayakta resmedilen figür bize doğru gelen arabaları durduruyormuş gibi görünüyor ve aynı zamanda kafasının üzerinde görüşümüzü engelleyen kırmızı bir işaret tutuyor. Bu aslında aynı zamanda hareketimizi de engelliyor. Tabloda dışarıda ve ayakta duran tek insan figürü bu ve buradan resme bakan kişilerin bir arabanın içerisinde olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Sanatçının bu arabaları neredeyse vahşi hayvanlarmış gibi resmetmesi oldukça hoşuma gitti. Az önce kırmızı işaretten bahsetmiştik. Tablodaki reflektör bana bir böceğin gözünü hatırlatıyor. Yani burada her şeyin insana ait özelliklerinden arındırıldığını söyleyebiliriz. Bu figürün elinde tuttuğu kırmızı işaretten yansıyan yüzeyler de aslında otoyolla birleşmiş teknolojiyi temsil ediyor. Bu işaretler bilgi akışını engellemekle kalmıyor. Aynı zamanda bir sürücünün arabasındaki farlardan geri yansıyarak bize o sürücüye dair bir bilgi, yani başka bir bilgi daha sunuyor. Burada savaş sonrası dönemin resmedildiğini hatırlatalım. Avrupa ve Pasifik'te elde edilen zaferlerde Amerika'nın payı büyüktü ve Eisenhower başkanlığa geleri çok olmamıştı. Ülke gerçek anlamda bir ekonomik refah yaşıyordu ve otomobilin yükselişi de aslında bunun bir yansımasıydı. Otomobil, savaş sonrası zenginlik ve refahın bir sembolü olmuştu ve tarihçilerin Amerikan kültürünün atomlaşması olarak adlandırdığı dönemde savaş sırasında otomobille ilgili ortaya çıkan gelişmeler, mesela transistörlü radyo ve televizyon gibi pek çok yeni teknoloji insanları bireyselleştirmeye amaçlıyordu. Bu teknolojiler insanlara hem bireysel hem de kitlesel anlamda hitap ediyordu. Bu tablodaki otoyol daha yüksekteyken sokakların ve yayaların bizim altımızda resmedilmesi bana her zaman ilginç gelmiştir. Burada bir ayrım söz konusu. Bu da aslında otomobilin mümkün kıldığı şeylerin bir göstergesiydi. Buna banyolardaki artış ve şehir hayatından banyo hayatına geçiş örnek verilebilir. Otoyollar sürücülere yeni perspektifler ve yolda ilerlerken yeni manzaralar sunarken, aynı zamanda ayırıcı ve parça parça görüntüler de oluşturuyordu. Bu durum da sanatçının trafiği yönlendiren kişinin suratını kapatmasından daha net bir şekilde yansıtılamazdı. Görece küçük olan bu tablo o kadar detaylı fırça darbeleriyle yapılmış ki sanatçının elinin yönünü ayırt etmek neredeyse mümkün değil. Tucker bu tabloda yumurta temperası kullanmıştı. Bence buradaki materyal seçimi oldukça ilginç. O dönemde soyut ekspresyonizmin popüler olduğu düşünülürse bu tablonun soyut ekspresyonist gelenekten oldukça uzak olduğunu söyleyebiliriz. Tabloda resmedilen her şey insan yapımı. Otoyol yüzeyi, yön işaretleri, kıyafetler ve hatta gökyüzündeki sağlıksız duran ışık bile insan yapımı. Bunun distopik bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Aslında 1950'li yılların başında Amerika'da oldukça büyük bir umut vardı. Amerika, İkinci Dünya Savaşı'ndan gerçek bir dünya gücü olarak çıkmıştı ve dolayısıyla gelecek için büyük bir umut vardı. Ancak 1950'li yılların başında bile bu teknolojik kültürün insanları nereye götüreceğine dair korkular ve endişeler vardı. Bu endişelerde televizyonların, reklamların, süreli yayınların ve dergilerin, televizyon setlerinin ve radyonun her yerde olmasından kaynaklanıyordu. Bu teknolojilerin bir ulus olarak Amerikalıları bir araya getirmesi umuluyordu. Ancak aynı zamanda onları ayırma potansiyeli de vardı. Yani bu tablonun daha sosyal ve yüz yüze bir dünyayı geride bırakıp daha teknoloji odaklı bir topluma doğru ilerleyen dönüm noktasındaki bir kültüre hitap ettiğini söyleyebiliriz. Bu teknoloji odaklı toplumda insanlar çeşitli araçlarla iletişim kuruyor ve çevrelerindeki dünyayı televizyon ve otomobillerinin ön camlarından ve otoyol şeritlerinin arasından gözlemliyordu.